Sevgili seyirciler, Van'ın tarım ve hayvancılığı ile ilgili konuşulması gereken çok şey var. Özellikle hayvancılıkla ilgili. Yapılması gereken de çok şey var. Keza Van'ın 1990 yıllarına dönüp baktığımızda hayvancılıkta ne kadar ciddi kazançlar elde ettiğini, ihracat ithalat meselesinde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu biliriz. Arşivlere baktığımızda bunun gerçekleri bize çok net gösteriyor kendisini. Sevgili izleyiciler, Van'ı ayakta tutacak en önemli unsur tarım ve hayvancılık. Turizm bunun bir başka boyutu. Ama tarım hayvancılık konusunda geçmişi göz önünde tutarak, bugünümüze yansıtarak biraz daha sorgulayıcı, elimizi taşın altına koymayı, buradaki idareci ve yöneticilerin tarım ve hayvancılık, özellikle hayvancılık konusunda nelerin yapılması gerektiği noktasında kamuoyunu sıkça ama sıkça bilgilendirmesi, vatandaş hayvancılığa nasıl yatırım yapmalı konusunu sıkça gündeme getirmeliyiz, bilgilendirmeliyiz. Ziraat konusunda, tarım, hayvancılık konusunda o atadan babadan gelen klasik tarım hayvancılıktansa bilimsel tarım hayvancılığı ön plana koyan bir yaklaşım ortaya koymalıyız. Haberimizde yurt dışına küçük baş ihracatı diye bir haberle başlayacağız. Türkiye'de en fazla küçük baş hayvana sahip Van'dan Katar'a olan küçük baş hayvancılığın ihracatı Körfez Savaşı'ndan sonra sekteye uğradı. Değerli izleyenler, 2019-2020 yılında başlayan ihracatın devamlı olması Van için planlananlardan birisi. Türkiye'nin en fazla küçük baş hayvan varlığına sahip illerin başında Van geliyor. Yılın belli zamanlarında kentten birçok ülkeye küçük baş hayvan ihracatı yapılıyor. Bu ülkelerin başında Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt yer alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İbrahim Görentaş, Körfez Savaşı'ndan sonra sekteye uğrayan ihracat 2019-2020 yılında tekrar yapılmaya başladığını söyledi. İlimiz tüm Türkiye'de küçükbaşın merkezi olarak bilindiği için daha önceki yıllarda yurt dışına özellikle Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e bir küçükbaş hayvan ihracatı söz konusuydu. Fakat uzun yıllar bu Körfez Harbi'nden sonra o pazarlar elimizden gitmişti. Başka ülkeler, özellikle Yeni Zelanda, Avustralya, o taraflara hayvan veriyordu. Geçen 2019 ve 2020 yılında bu bölgeden hayvan gitmeye başladı. O dönem içerisinde yaklaşık 36 bin hayvanımız Katar'a gitti ilk. Yoğun talebin olduğu ihracat pandemiden dolayı tekrar sekteye uğradı. Burada pandemi araya girmesi bir sekteye uğrattı ama pandemi sonrasında İran'ın karayoluna müsaade etmesiyle beraber tekrar bu açıldı. Bu açılması küçükbaş hayvancılığının daha da cazip olması açısından, vatandaşların bunlara yönelmesi açısından son derece iyi oldu. Bu ihracatın artarak devam edeceğini planlamaktayız.